Dinle, diyorum. Beni burada, çukurun yanında bulan küçük kıza. Söylediklerimi anlaman gerek. Fazla vakit yok. Bana doğru eğiliyor. Gözlerinde korkunun esamesi okunmuyor. Ne yapmam gerekiyor? Onu sevdim. Çok uzun zamandır ilk defa yüzümden ince bir gülümseme geçiyor. Bunu değil, diyorum. Sımsıkı avucundaki oku işaret ederek. Onu bir mızrak gibi tutuyor. Hiçlik beni ailemden kopardığında ben de yalnızca bir çocuktum. Ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Oysa diğerleri öyle umursamazlardı ki. Adaklar, sunulanlar, hediyeler. Adına ne derseniz deyin asla işe yaramayacak şeyler. Bu hediye veya karışlarla yatışacak bir çeşit ilah değil. Tek istediği her şeyi yiyip bitirmek. Bu şeyi öldürmek istiyor musun? Yok etmek. Kafasıyla onaylıyor. Öyleyse onu aç bırak. Sanki sözlerime cevap verir gibi vücudumdaki iğnelenme ise yoğunlaşıyor. Tehdit eden varlığı bizi ve etrafımızı sararken ikinci derim gerilmiş bir yay gibi kasılıyor. Onlar gelmeden son kez derin bir nefes alıyorum. Kumlar bir kum saati misali kaymaya, dağılmaya, dökülmeye başlıyor. Tüyler ürperten ışık titreşimleri göğü doldururken doğa dışı mahlukat tiz çığlıkları ve akan salyalarıyla Shurima gecesine yükseliyor. Omuzluklarımdaki enerjiyi toplayarak doğruluyorum. Dişlerimi sıkıp akmasına izin veriyorum. Sıcak, acı dolu patlamalar hedeflerini kolayca buluyor. Yağmur misali üstlerine yağıyor. Onları durdurup kenara savuruyor. Kesif bir asit kokusu ve eriyen kitinin çıkardığı hışırtı havayı dolduruyor. Çok geçmeden geride hiçbir şeyi bırakmamacasına yok oluyorlar. Batan iğnelerin kaşıntısı geçsin diye bekliyorum ama nafile. Küçük kız yanımda yere çömelmiş, hazır şekilde bekliyor. Gördüklerine bir anlam veremiyor olmalı. Acıtıyor mu? Diye fısıldıyor elleri kolumda parlayan pullara uzanırken. İstemsizce vücudumu geri çekiyorum. Hiç duraksamıyor. Bazen, diye itiraf ediyorum. Hiç de uzakta sayılmayacak köyü, olan bitenden çoğunlukla habersiz uyumaya devam ediyor. Bu küçük kızın ise merakına yenik düştüğü çok belli. Korkutucu ve gerçeküstü öyle çok masal ve hikaye anlatılıyor ki. Gece yarısından sonra avlanmaya çıkmış, birbirine seslenen hiçlik canavarları. Bunu kendi gözleriyle görmek istemiş olmalı. Kayaların ötesinde dolaşan, halkının hem korktuğu hem de hayranlık duyduğu o şeyleri görmek. Tenim tekrar geriliyor. O batma, o durmak bilmeyen kaşıntı. Gözlerimi açıp kapatıyorum. Bana ismini söylemedin. Elindeki oku sallayarak gururla ayağa kalkıyor. Adım İli. Buraya ailemi canavardan korumaya geldim. En fazla 10 yaşlarındadır. Pekala İli. Bazen yapabileceğin en iyi şey kaçmaktır. Sen kaçmıyorsun ama, diyor gözlerini kısarak. Öyle değil mi? Cin gibi bir kız. Başımı iki yana sallıyorum. Artık kaçmıyorum. O zaman ben de kaçmam, diye ilan ediyor. Cesur da. Karşılarına çıkan şeyin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Hiçbirinin yok. Köylülerin bugüne dek yaratıklardan kurtulmak için yaptıkları her şey aslında akşam yemeği hazır diye bağırmaktan farksız. Onları uyarmalısın İli. Anlamalarını sağlaman gerek. Artık yeni ayın altında dans etmek yok. Kazıklara hayvan bağlamakta. Hiçlik merhamet etmeyi bilmez. Ya beslenir ya ölür. Ben bunu anlamaya başladığımda bir şansım olduğunu biliyordum. Belki bu yüzden niceleri ölürken hayatta kaldım. Yine de yaşamanın her zaman bir bedeli vardır. Geri dönebildiğim günden beri bu bedeli ödüyorum. Bak, diye fısıldıyor küçük. Bizi bulmaya geliyorlar. Bakmama gerek yok. Geleceklerini biliyordum. Kabuk içgüdüsel şekilde yüzümü kaplıyor. İli kafasını kaldırıp bana bakıyor. Korkma, diyorum.
Ama şimdi çarpık ve canavarvari bir hal alan sesim sanki aksini ima eder gibi duyuluyor. "Neyden korkacakmışım ki?" diye soruyor. Göremediği bir gülümseme suratıma yayılıyor. Beni olduğum gibi ya da her neyse şimdi vücudumu kaplayan bu şeyle bugüne kadar yalnız bir avuç insan görmüştür. Görenlerden de yalnız ikisi hayatta. İlinin halkı becerikli avcılara benziyor. Burada ancak muktedir olan hayatta kalabilir zaten. Cesaretini nereden aldığı belli. Meşaleler karanlıkta ışıldıyor. Beni hiç uyarmadan "Baba!" diye sesleniyor etrafı kolaçan eden köy halkına. "Onu buldum, geri dönen kızı buldum." Bize doğru ilerlemeye başlıyorlar. Silahları hazır, gözleri alev alev. "İli!" diye bağırıyor babası. Yayına bir ok takarken. O şeyden uzak dur." Küçük kız, kafası karışık, tekrar bana bakıyor. İli gibi her bir küçük kıza kıyasla dönüp diğer yöne kaçacak en az 10 tane başkası vardır. Ya da daha kötüsünü yapacak. İnsanların çoğu hakkımda neler söylüyor, biliyorum. Duydukları korkuyu çamurdan duvarlara yazdıklarında, büyük kayaların üzerine çizdiklerinde gördüm. Bir canavar olarak geri dönen kıza, dikkat edin. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorlar. Onlar için ben yüzleşmek istemeyenim. En çok korktukları şeyi yaşayan, yürüyen bir kanıtı. İsmime o işareti bu yüzden eklemiş olsalar gerek. 10 yıl önce yalnızca Kaysa'ydım. Tıpkı İli gibi gece göğündeki yıldızlar kadar sonsuz bir geleceğin hayalini kuran bir kız. O gelecek, hiçlik beni yerin altına sürüklediği gün öldü. İğneler geri geliyor. Işıldayan silahlar kollarımın üzerinde şeklini alırken İli elimi bırakıyor. "Git ona," diyorum. "Babana git." "İli, kaç!" diye yakarıyor babası. Titreyen elleri yayını geriyor. "Hayır!" diye bağırıyor İli bana dönerek. "Ben artık kaçmıyorum." Gözlerimi köy halkından ayırmadan ona ileriyi işaret ediyorum. "Hayır İli, sen doğuştan bir savaşçısın. Sana ihtiyaçları olacak." Birkaç adım ilerleyip bana dönüyor. "Onlara ne diyeceğim?" "Onlara de ki, hazır olsunlar." Hiçlik benden pek çok şey götürdü. Ama bazı şeyleri almasına asla izin vermeyeceğim. Şefkat ve insanlığın birer ışık üzmesi gibi parladığı, masumiyet ve güvenin korkuyu yok ettiği böylesi anlar. Yerin altında dolaşan bu ezeli zehri bir gün yenebileceğimize dair içimi umutla dolduruyor. Karanlıktan ilk kaçışımda bunu kendim için yaptım. Belki bir gün bu onlar için de mümkün olur. "Bazen tüylerin ürperir ya, derine binlerce iğne batmış gibi hissedersin, kanın damarlarından fışkıracakmış gibi olur. Benim yaşadığımın yanında bu his bir hiç.